Fatih Tezcan, başkanlık sistemi nereden çıktı? Başkanlık sistemi nereden çıktı? 16 Nisan'dan için sandığa gitmemiz gerek. Bahçeli neden Erdoğan'a destek kararı aldı? İkinci darbe ihtimali var mı? Varsa neden var? Bu soruların aslında çok cevabı var gibi görünse de temelde tek cevabı vardı. Ama o cevabı vermek için de sine iyare dokunmak gerekiyordu. Sabırla bekledim. Medyada benden başkası yapar mı bunu dedim. Nafile beklemişim. Erdoğan'dan sonrası da var. Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu ile neden şimdiden kötü olalım? Onların rüzgarı gelince orada dönmeyeceğiz mi sanki? diyen bazı goygoycu güllerden ses çıkmadı. İş yine başa düştü Allah yardım etsin. Benim şeytan koalisyonu bazı devlet büyüklerimizin ise işgal koalisyonu dediği mevzuyu ilk kez 2013'te dilendirmiştim. Defaten de değindim. 27 Haziran 2013'te henüz Gülen'in bu konuda dar dairede ne dediğini bilmediğim ama örgütün tavırlarını çözdüğüm bir anda Gülen'i bilmem ama Gülenizm, Gül, Arınç ve AK Parti'den birkaç ismin destekleyeceği bir CHP MHP koalisyon planı için harekete geçti. Bu net demiştim. 18 Ocak 2015'te ise konunun tam adını koymuştum. Gladio. F. Gülen'i AK Parti ve Erdoğan'sız Türkiye için HDP, CHP, MHP, BBP, SP ittifakının mimarı operasyon şefi olarak görevlendirdi. Dilerseniz imkansız görünen bu işgal koalisyonu nasıl adım adım tasarlandı ve uygulandı tek tek anlatayım. Tamamen kurgusal bir dizi işleme tabi tutuldu Türkiye. Amaçlanan şeyler üst akıl dediğimiz küresel diktatörlüğün uzun yol ajandasının sayfalarında yazılmıştı. Misalen, Gezi'de amaç toplumun birliğini sağlamış Tayyip Erdoğan sanki yasakçı biriymiş ve ona karşı kitlesel başkaldırı varmış imajı vermekti. Amaç sosyolojikti. 17-25 Aralık'ta amaç AK Parti hükümeti yolsuzlukla ayakta duruyormuş imajı vermekti. Amaç politik, sosyolojik ve ekonomikti. 30 Mart'ta amaç Gezi ve 17-25 Aralık'ta saldırılan ve kötülüğün objesi açık hedef olarak tanımlanmaya çalışılan AK Parti'ye karşı HDP ile de işbirliği yapılabileceği algısını oluşturmaktı. 10 Ağustos'ta amaç PKK'dan Cumhurbaşkanı çıkar mı sorusu bile sorulamaz bir soruyken Tayyip Erdoğan'a karşı imajı çizilen Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanlığına aday gösterildi. Amaç Demirtaş için algısal legalizasyon yapmaktı. 7 Haziran'da amaç azgın azınlık için Erdoğan'a karşı HDP-KK ile işbirliği ikna olunabilir olmaktan çıkmış şart olmuştu. HDP'yi aynı seçimde hem Türkiye Partisi yapacak hem de Erdoğan'dan kurtulmak için tek çare kılacak denklem sandıktaydı. FETÖ artı PKK artı DHKPC artı DAEŞ işbirliği önce siyasi arenaya sonra sandıkta halka indirildi. HDP barajı geçti. %40 oy alanak parti iktidarı kuramadı. Haziran 2013'teki gezinin Aralık 2013'teki FETÖ darbe saldırısının saldırısının 30 Mart 2014'teki taktiğin 10 Ağustos 2014'teki PR'ın meyvesi 7 Haziran 2015'te alındı. 6 Haziran 2015'te CHP MHP HDP 4 sene istiyor. Bu kamuflajdır. Amerika İsrail'in siparişi sadece bir senedir. Türk devletini tekrar ele geçirmek için sadece bir sene. Ve 7 Haziran 2015'te iktidar yalakası arayanlar CHP, MHP, HDP, FETÖ'ye baksınlar. Bunlar dünya iktidarının yalakasıdırlar. Biz milletle ve CHP Erdoğan'layız nokta demiştim. 7 Haziran sonrası beklediğimiz üzere kozmik kriptolar devreye sokuldu tam zamanıydı. Denklemler AK Parti CHP koalisyonu olursa ekonomik kısa vadede şahlanır ama AK Parti tabanını kaybederdi. CHP için bu risk yoktu. Zira CHP seçmeni zaten Kılıçdaroğlu'na değil Anıtkabir'e oy veriyordu. AK Parti'nin kemikleşmiş güven ve disiplinli bir sevgi saygı taşıyan tabanını sipariş CHP saldırılarıyla eritmek süper olurdu. Ahmet Davutoğlu, Bülent Arıç, Abdullah Gül gibi isimler bu koalisyonu istediklerini özel ve genel ortamlarda dile getirdiler. Tayyip Erdoğan'ın tek başına koyduğu takoz olmasaydı bu Washington Londra Tel Aviv projesi koalisyonu engelleyecek hiç kimse yoktu. Olmadı. Erdoğan oldurmadı. Bu koalisyonu çok isteyen ve medyada alenen söyleyen Ahmet Davutoğlu buraya kadar zaten şüpheli şahıstı. Bundan sonra tam anlamıyla Erdoğan tarafından gözaltına alındı. Özellikle dış politikada yaptığı ve üst düzey akılla planlandığı anlaşılan zararlı faaliyetleri nedeniyle de yolu AK Parti'den ayrıldı. Diğer denklem. Şeytan Koalisyonu MHP-CHP-HDP Küresel egemenlerin Türkiye'yi işgal planlarının politik taşeronu bu koalisyon olacaktı. Sırayla anlatalım. CHP Ülkedeki rejimi kuran partiydi. Kasetler yoluyla dizayn edildi. Deniz Baykal'ın evli kadınlarla ilişkisi kasetlenince Kemal Kılıçdaroğlu isimli şahıs şimdiye dek açıklanmayan bazı tehditler ve kasetler nedeniyle mecburen CHP'nin başına geçti, geçirildi. Herkes Baykal'a kaset kumpası olduğunu sanırken Kılıçdaroğlu'na neler seyrettirildiğini kimse sorgulamadı bile ki bununla ilgili yazım vardır. CHP Erdoğan'ın devrilmesine karşı istisnasız her plana hazır hale getirildi. MHP. CHP'nin kurduğu ve halkın nefret ettiği kemalizmi dolaylı olarak korumak ve komünizme karşı yine CHP'nin sekülerize ettiği halkı sokakta örgütlemek üzere kurulmuştu. Kemalizmin salon partisi CHP ve sokak partisi MHP olacaktı. Ne ki önce Alparslan Türkeş sonra Devlet Bahçeli'nin hamleleriyle Amerika güdümünden büyük ölçüde çıktı. Devlet Bahçeli HDP PKK ile girilecek bir işgal koalisyonunu kabul etmek şöyle dursun savaş sebebi sayardı. Mümkün değildi. Koray Aydın da İşgal koalisyonunu reddetti. MHP FETÖ'nün en rahat sızabildiği yerlerden biriydi. Devlet Bahçeli'nin yerine Meral Akşener, Ümit Özdağ ve Sinan Okan hazırlandı. Kadın hükümdarlar çağını başlatmak isteyen emperyalist odaklar Meral Akşener'i istedi. Hem kadın hem kullanışlı hem de kafesliydi. Kafesin nasıl hazırlandığına girmeyeceğim. Gerekli yerde bilgisi var demekle yetineceğim. Meral Akşener HDP ile koalisyonu kabul etti. Koalisyonu MHP seçmenine izah edecek söylem de belliydi. Biz HDP ile değil CHP ile koalisyon yapıyoruz ve CHP ile muhatabız. Koalisyonun diğer paydaşının HDP olması bizim sorunumuz değildir. Millet böyle karar vermiştir ve Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak için yani devletin bekası için bu koalisyonun kurulması şart olmuştur denilecekti. Devlet Bahçeli'ye sayısız ve çeşitli suikast girişimlerini Recep Tayyip Erdoğan önledi. Bahçeli konudan haberdardı, an ve an bilgilendirildi. HDP PKK'nın sözcüsü olarak sahnedeydi. Amerika'da FETÖ tarafından Amerikalı güç odaklarıyla teması kuvvetlendirildi ve bunu FETÖcü Süleyman Hamit Müftügil açıkça itiraf etti. HDPKK için Türkiye'yi yönetecek koalisyonda olmak hayal bile değilken gerçek olacaktı. Demirtaş'a Amerika'da verilen sözler HDP'den istenilen şeylerin çok üstündeydi. HDP çoktan tamamdı. İşgal koalisyonunun adı MHP-CHP HDP olacaktı. MHP ile HDP'nin adı hiçbir yerde bir araya gelmeyecek. Seks kaseti ürünü Kılıçdaroğlu bu iki partinin arasında adeta ara bulucu tavrı üstlenecekti. Şimdi Bura'ya dikkat. Türk devletinin yerleşik rejiminin kurucu partisi CHP, Türk devletini bölecek ve çökertecek, Türk milletini felakete sürükleyecek bir işgal koalisyonunun kurucusu ve katalizörü oluyordu. Atatürk'ün partisi CHP, PKK ile koalisyona girmekle kalmıyor, MHP'yi de bu denkleme sokarak vatana ihanetin politik tezahürünü gerçekleştirmek istiyordu. MHP, CHP, HDP yani Akşener, Kılıçdaroğlu, Demirtaş koalisyonu, Türkiye'nin sadece siyaseten değil, fiilen de işgal edileceği bir emperyalist masa çalışmasıydı. Buna göre FETÖ bir daha asla terör örgütü olarak nitelenmeyecekti. Hapisteki tüm FETÖ'cüler serbest bırakılacaktı. Fethullah Gülen Türkiye'ye dönecek ve sahiplerinin onun için uygun buldukları diğer bir deyişle tetikçiliğini en müsait şekilde yapabileceği konuma yerleştirilecekti. F. Gülen'le ilgili sert eleştirilerde bulunan tüm siyasiler, yazarlar, gazeteciler ve kanaat önder tek tek asimetrik sebeplerle pasifize edileceklerdi. Türkiye'nin güneyinde adı konulmamış bir Kürt devleti kurulacak ama başına önce bir Kürt geçirilmeyecek. Böylelikle Akşener ülkücülerinin de gaza alınacaktı. Türkiye'nin Suriye'deki bütün kazanımları ve girişimleri ivedilikle noktalanacak. Suriyelilerin tamamı sonucun ne olacağına bakmadan Suriye'ye gönderilecek. Esed rejimiyle sıkı bağlar kurulacaktı. Türkiye'nin ve TSK'nın Irak'ta hiçbir faaliyeti kalmayacak. Irak ve Bağdat tamamen İran'a teslim edilecekti. Güneydoğu'da özellik sistemine geçilecekti. AK Parti kadrolarının tamamı işten çıkarılacak. AK Parti'ye destek veren ne kadar medya, iş adamı, cemaat, tarikat, şirket, kişi, kurum, kuruluş, STK, dernek ve vakıf varsa hesap sorulacak, faaliyetleri bitirilecekti. Zaten kararnameyle serbest bırakılan başörtüsü hakkında kanun yenilenecek ve sadece okulda değil, kamuda da tekrar yasaklanacaktı. AK Parti'nin içindeki kriptolara, bu koalisyonda da bir hayır vardır, bekleyelim ne olacağını görelim dedirtilecek, bu koalisyona karşı çıkanlara marjinalizasyon uygulanacaktı Erdoğan yanlıları ülkede zamanla marjinalize edilip köşeye sıkıştırılacak ve 14 senenin hesabını vereceksiniz denilerek suçluluk psikolojisine sokulacaktı. PKK en kuvvetli ve rahat dönemini yaşayacak, DHKPC AK Partili avına çıkacak, FETÖ çatı örgüt olarak tüm devleti yeniden ele geçirecekti. Devleti ele geçiren MHP CHP HDP koalisyonu değil, Washington, Londra, Tel Aviv üçgeni olacaktı. Recep Tayyip Erdoğan işte bu yüzden 7 Haziran'dan sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hükümeti kurma görevini vermedi. Erdoğan işte bu sebepler ve fazlası nedeniyle MHP-CHP-HDP koalisyonunu önledi. Ama bu sırada başka bir şey oldu. Bin senelik Türk devleti Erdoğan'dan ibaret değildi. Bu yazıda sizlere anlattığım işgal koalisyonu projesine kadar başkanlık sistemini değerlendiren Türk devletinin derin zihinleri yeni anayasa ve başkanlık sisteminin gerekliliğini ve hatta devlet namına farziyetini kesin ve tavizsiz olarak idrak ettiler. Emperyalizm Türk toplumunda topraklarını siyasi valilik haline çevirecek senaryoda bütün aşamaları kat etmiş, bütün piyonları yerlerine yerleştirmiş veya hazırlamıştı. 7 Haziran 1 Kasım tarihleri arasında Türk devletini işgalden kurtaran Tayyip Erdoğan oldu. 1 Kasım 2015 seçimlerinde Türkiye'yi işgalden kurtaran Türk milletinin bizatihi kendisi oldu. 15 Temmuz darbe girişimi Erdoğan'a rağmen şüpheli bir ısrarla koalisyon isteyen Ahmet Davutoğlu gönderildikten 2 ay sonra oldu. 15 Temmuz İşgal Koalisyonuna bel bağlayan küresel güçlerin bir cinnetidir. Şimdi 16 Nisan'da başkanlığın neden şart olduğunu anladınız mı? Şimdi Erdoğan'ın kendisinden sonra ne olacağı sorulduğunda neden ben önemli değilim, devlet önemli dediğini izah edebildim mi? Şimdi neden Erdoğan'ın Atatürk olsa o da evet derdi dediği anlaşılır mı? Eksik bırakıyor Erdoğan. Atatürk olsa PKK'yı ve FETÖ'yü Türkiye'nin başına musallat edecek Kılıçdaroğlu'nu idam ederdi. Atatürk olsa şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid eden CHP'yi o an orada elleriyle kapatırdı. Umuyorum ikinci darbeye kesin gözüyle bakmamın ve bu konu hakkında tam 5 önemli yazı yazmamın 16 Nisan sonrasında bu riski daha da kuvvetli görmemin nedenini anlatabilmişimdir. Emperyalizm valilik dediği Anadolu'yu kuklalarıyla ve koalisyonlarıyla yönetti ama 16 Nisan onların Anadolu Valiliği dedikleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlık günüdür anlayabilene. Bu arada Erdoğan'dan sonrasını herkes gibi Türk devletinin her birimindeki vatansever aksakallılar da düşünüyor. Ama hiçbir ölümlünün hayatı veya ölümü Türk devletinin proje koalisyonlarla ele geçirilmesinden önemli değil. Her sistem gibi başkanlık sisteminin de eksik ve yanlışları olacaktır. Bunda kimsenin şüphesi yok ve bunların millet ve devlet lehine düzeltileceği de biliniyor. Erdoğan'dan sonra gül gibi adamların seçilip bazı yabancı başkentlere verdikleri taahhütleri de ifa etmek isteyecekleri ve devlete karşı çok soft ve adı konu olmamış bir intifada başlatacakları da biliniyor. Ama buna karşı şimdiden risk analiz çalışılıyor. Sistemin suistimaline karşı bazı önlemler alınıyor. Ve fakat her şeyden önemlisi. Devlet ebed müddet ideasına iman edenler yani Türk devletsiz kalmaz diyenler başkanlık sisteminin niçin geldiğinden çok neye ve kimlere karşı geldiği ile ilgileniyorlar. Vatandaşların dine verdikleri değeri suistimal ederek vatanı satmış bir sahtekarın devletin imkanlarıyla devletini hançerlemiş bir şarlatanın şah şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid etmiş bir hainin organize edeceği suni oluşumların korkusuyla yaşayamaz Türkiye. İşte tam da bundan dolayı verdiği oyun nasıl bir devletçi duruş ve devrimci hamle olduğunu bilerek, ağırlığını tartarak, sorumluluğunu yüklenerek, takibini yaparak ama gönül rahatlığıyla, iç huzuruyla gülerek evet. Fatih Tezcan, analizmerkezi.com